Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Çok uzun zamandır beklediğiniz kuşkonmaz bakımını artık anlatıyorum geciktirdiğim için. Lütfen kusura bakmayın. Bu müthiş bir bitki. İnanılmaz görünüyor ve yerini severse de inanılmaz büyüyor. Dolayısıyla evinize gerçekten böyle bir orman havası katıyor. O yüzden kendisini çok seviyorum. Bir tane sıkıntı noktası var ki hemen hepimizin yaşadığı, benim de yaşadığım, gördüğünüz gibi yapraklarının böyle kahverengi olması ve bunların çıtır çıtır dökülmesi, her yanında bu minik yaprak taneciklerinin dolması, yani ortalığı böyle birazcık kirletmesi, biraz kirli bir arkadaşımız bu. Şimdi toprağı ile başlıyorum. Güzel, geçirgen topraktan hoşlanıyor. Ama o kadar da geçirgen, yani kaktüsler ya da sukulentler kadar geçirgen toprak istemiyor. Çünkü nem seviyor bu arkadaş. Bu arkadaşın böyle yapraklarının kahverengileşmesinin en büyük sebebi nem eksikliği. Normalde dışarıda da bakılabiliyor. Çok güneş ışığından hoşlanmıyor. Aslında bunu tolere edebilir. Ama böyle bir iki saat sabah güneşi alıp ondan sonra yarı gölgeli, hatta gölgeli alanda inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Ev içinde baktığımız zaman genelde nem eksiği çok sıkıntıya sebep oluyor. Yani evlerimiz genelde kuru oluyor. Neden? Kışın kalorifer yakıyoruz, havayı kurutuyor. Yazın da hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için çok hızlı buharlaşma yaşanıyor. Dolayısıyla bitkilerimiz genelde nem sıkıntısı çekiyorlar. Yaşadığımız bu yaprakların uçlarının kuruması, işte bu kuşkonmazda olduğu gibi kahverengileşmesi, yani çıtır çıtır kuruması sulama eksikliğinden değil, ortamdaki nemin eksikliğinden kaynaklanıyor. Peki biz ne yapabiliriz? Nasıl sulamalıyız? Önce onunla başlayalım. Bu dekoratif bir saksının içerisinde ama mutlaka delikli bir saksı kullanmalısınız kuşkonmaz için. Dediğim gibi perlikli güzel su tutan, biraz da içerisinde kokopit dediğimiz Hindistan cevizi torfu bulunduran bir toprak çok hoşuna gidecektir. Yani sadece böyle sıkışmış toprak değil, lifli bir toprağı çok seviyor. Ona çok kolay tutunuyor. Kökleri genelde ince ve narin oluyor. Köklerinden ayrılarak çoğaltma yapılabiliyor. Yani bunun bir dalını kesip suya koyarsanız kuşkonmazı çoğaltamazsınız. Saksı değişimi esnasında böyle köklerinden ayrılır. Aynı aloe vera'da olduğu gibi rahatlıkla onları ayrı saksılara alarak çoğaltmasını yapabilirsiniz. Kahverengi olduğu zaman bu kahverengi yaprakları yeşile döndürmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla bakımına dikkat etmeniz lazım. Nasıl yapacaksınız? Bir kere kış aylarında haftada bir sulamak makul olacaktır. Yaz aylarında ise çok daha hızlı buharlaşma gerçekleşeceği için haftada iki kereye kadar sulama yapabilirsiniz. Yine de böyle parmağınızla toprağını kontrol etmek, nemli ise sulamamak ama nemi azalıyorsa su vermek mantıklı olacaktır. Şimdi bu kahverengiliklerden kurtulmak için iki tane yöntem var. Bir tanesi spreyleme yapmak. Bu spreyleme yapmak konusunda çok daha detaylı değineceğim ama bitkiye sprey yaptığımızda, fısfıs yaptığımızda nemini çok kısa süreliğine arttırmış oluyoruz. Yani ortamdaki nemi hızlıca arttırıyoruz ve ondan sonra yeniden böyle roller coaster gibi nem oranı düşüyor. Bu da bitkinin strese girmesine neden olabiliyor. Ama bizim ihtiyacımız olan şey uzun süreli nem. Peki ne yapacağız? Şu bir öneri. Bunu bu şekilde dekoratif bir saksı yerine bir tepsinin içerisine çakıl taşları koyabilir. O çakıl taşlarını birazcık suda bekletebilir. Yani o çakıl taşlarını suyun içerisine dizebilir. Ve bu bitkiyi de o çakıl taşlarının üzerine yerleştirebilirsiniz. Hoş da bir görüntü elde etmiş olursunuz. Yine aynı şekilde bu saksının içerisine çakıl taşı koyabilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Mesela benimkinin artık saksısı küçük gelmeye başlamış. Altından bolca taze kök çıkmış. Kökler kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu durumdayken bu saksının içerisine su doldurup da bırakırsanız alttaki taze kökler çürüyeceği için bitkiyi dipten başlayarak kaybetme ihtimaliniz de var. Benim en güvenilir bulduğum yöntem şu. Ben ne saksının içerisine su koyuyorum ne de tepsinin içerisine su koyup o taşların üzerine oturtuyorum. O da çünkü biraz sinek problemi yaratabiliyor. Sağa sola
özellikle suda köklendirme yapacağım bitkiler koyuyorum. Benimkinin şu anda kahverengi olmasının sebebi çok uzun süre evden uzaklaşmış olmam ve bakımını yapmamış olmam. Sağa sola bu şekilde suda köklendirdiğiniz bitkilerden koyarsanız ya da bu şekilde suda köklendirme yaptığınız bitkileri özellikle kuşkonmazın yakınına bir yere koyarsanız bu kavanozların içerisindeki su yavaş yavaş buharlaştığında düzenli ve az ama tutarlı bir nem sağlamış olacak bitkinize. Dediğim gibi bu kahverengilikleri kurtarmanız mümkün değil. Eğer kahverengileşirse bir şekilde, ama eğer şunu eklemeliyim. Şimdi bazen sararma fazla güneş ışığından da olabilir. Çok güneş ışığı, çok direkt güneş ışığı alıyorsa da yapraklar sararabilir. Ya da çok sulamışsınızdır, o yüzden çürümeye başlamıştır. Bunlar ayrı şeyler. Fakat böyle kurumuş gibi görüyorsanız, aynı kuru kesme çiçek gibi görünüyorsa, işte bu sulama düzensizliği ve nem eksikliğinden kaynaklanır. Bunları kurtarmanız mümkün değil. Yani bunlar yeniden yeşermeyecekler. O yüzden bunları budayarak bu kurumanın ve sararmanın sağlıklı yapraklara ilerlemesini önlemeniz gerekir. Bunları güzelce tamamen kuruduysa dibinden, tamamen kurumadıysa, yaprak ucunda kuruma başladıysa yaprak ucundan keserek yeşil yerlerden ayırmanızı öneririm. Dediğim gibi bu şu anda benim masamın üstü de inanılmaz derecede bu kurumuş yapraklarla dolu. Ama işte güzel olduğu kadar da bazen dağınık bir bitki de olabiliyor. Saksısını da sıklıkla değiştirmenizi önereceğim. Yani bitkiler genelde 3-4 yıl aynı saksı içerisinde durabiliyorlar. Çok sık saksı değişimine ihtiyaç duymuyorlar. Ama yılda bir saksı değiştirmek, özellikle aldınız eve geldiniz, köklerini kontrol ettiniz, böyle altından kökler çıkıyor ya da bakımına devam ettikten sonra kontrol ettiniz, artık kökler taşmaya başladı. Mutlaka bir boy büyük saksıya geçirmeyi unutmayın. Saksıya geçirirken de dilerseniz birkaç parçaya bölebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.